Ve gelelim 60 maddelik üzerinde uzlaşılan anayasa maddelerinin akıbetinin ne olacağına sevgili seyirciler. Adım adım ilerliyor buradaki süreç. AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki anayasa görüşmesi Perşembe günü gerçekleşecek saat 12. Dün bunun ayrıntılarını aktarmıştı. Peki partilerde durum ne? Ona bakalım şimdi. AK Parti beklemede. Cumhuriyet Halk Partisi ise hala kararını veremedi. Çarşamba günü yapılacak MYK toplantısında karar verecek CHP ve yanıtını da AKP'ye iletecek. Peki partilerin kurmayları neler diyor? İşte bu konuştuğumuz konuları bizzat onların ağızlarından bir dinleyelim. Her iki partinin kurmayları da CNN Türkiye konuştu sevgili seyirciler. Geldiğimiz nokta itibariyle halen çalışma devam ediyor olmakla beraber bir mutabakat söz konusu olmadı. Yeni anayasada umutlar tükeniyor. Meclis Başkanı bütçe görüşmelerinde uzlaşma uzak görünüyor dedi. Dikkatler AK Parti ile CHP arasındaki bugüne kadar uzlaşılan 60 madde üzerinden yürütülen süreçte. Sayın Hamza Çebi telefonla aradı beni. Perşembe 12 olarak talep ettiler. Biz uygun gördük. CNN Türkiye konuşan CHP sözcüsü Haluk Koç verilecek yanıtın ipuçlarını açıkladı. Biz bu protokole tamamen bağlıyız. 60 madde biliyorsunuz yarın 70 de olabilir. Üzerinde anlaşılan maddeler konusunda 4 parti mutabık kaldığı sürece protokoldeki 6. madde çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi yapıcı rolünü sürdürecektir. CHP kanadında belirleyici noktalardan birini tutuklu milletvekilleri sorunu oluşturuyor. Tutuklu vekillerle ilgili CHP Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na bir öneri getirdi diyelim. Ve uzlaşma çıkmadı oradan. O zaman yasalaşmaz. Neden? Çünkü dört siyasi partinin mutabakatı sağlanmadığı için. Yani bu konuları bizim müzakere etme gibi bir durumumuz, pozisyonumuz söz konusu değil. Bir ek pazarlık noktasında değerlendirmedim sorunu. Sadece dört partinin mutabakatıyla adım atılmasının önemli olduğunu söyledim. Bununla ilgili de bir ek madde gerçekleşirse Cumhuriyet Halk Partisi buna yapıcı davranacaktır. CHP kararını çarşamba günü toplanacak MYK toplantısında netleştirecek. Bu zamana kadar da Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda tutuklu milletvekillerine yönelik bir düzenleme zemini olup olmadığını yoklayacak. CHP hükümlü durumunda olan Engin Alan dahil bütün milletvekillerinin meclise dönmesini istiyor. Bunun için geçici düzenleme üzerinde duruluyor. Bu konuşmaya başlamak istiyorum. CHP'nin AK Parti ile yapacağı görüşmede yasalaştırma sürecine MHP ve BDP'nin de dahil edilmesini isteyeceği belirtiliyor. Parti içerisinde yetkili mekanizmalarımız bu konuyu değerlendirecektir. Daha sonra kamuoyuyla bunu paylaşırız. Bütünsel olarak bakmak gerekiyor. Baş başka, gövde başka olamaz.